Hediyenin üstündeki bu not yanlış anlaşılmaya müsait. Eminim mantıklı bir açıklamanız vardır. Merhabalar. Emel Gürpel'in değerini artık anlasın diyenler ve ayrıca Tülay'ın gerçek yüzü ortaya çıksın, Emir Tülay kovsun diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Yemin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Emir yeniden ayağa kalkabilecek mi? Emir Gülperi'nin değerini anlayabilecek mi? Tülay'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Meltem'in kirli oyunları Kemal ve Nari'ni ayırabilecek mi? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomuzda. Dilerseniz vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Son bölümde Emir tuzağa düşer ve aldığı bıçak darbesinin etkisiyle yere yığılır. Hastaneye kaldırılan Emir hayata yeniden tutunmaya çalışırken Emir'in hastanede olduğunu öğrenen herkes hastaneye gelir. Her ne kadar Emir Gülperi'nin kalbini kırmış da olsa Gülperi sevdiği adama zarar geldiği korkusuyla Emir'i yanından ayrılmak istemez. Tedavisi hızla yapılan Emir hayata tekrardan gözlerini açar ve tedavisi evinde yapılacağı söylenir. Emir tekrardan evine gelince büyük bir sevgiyle karşılaşır. Gülperi bir an olsun Emir'i yalnız bırakmayacak ve onun yeniden iyileşmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay'ın kirli yüzü ise henüz ortaya çıkmadı. Bizler artık gerçeklerin ortaya çıkmasını, Tülay'ın konaktan defolup gitmesini istiyoruz. Ama Tülay kirli oyunlarına her gün yenisini eklemesine rağmen gerçek yüzü bir türlü ortaya çıkmadı. Ama gerçeklerin daha fazla gizli kalamayacak, geç de olsa Tülay'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak ve Emir Tülay'ı konaktan kovacak. Meltem'in kirli oyunlarından ise oldukça bunaldık. Daha şimdiden Meltem kirli oyunlarıyla Narin'in aklını karıştırdı. Narin, Kemal'e güveniyor ama Meltem'in kirli oyunları Narin'in aklını karıştıracak. Eğer ki Narin sevdiği adam yerine Meltem'in kirli oyunlarına inanırsa Kemal'le arası oldukça açılacak. Meltem her gün kirli oyunlarının derecesini arttıracak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.